Arkadaşlar selamlar, iyi çalışmalar SQL eğitim videolarımızın 8. dersiyle beraberiz. Geçen ders select komutuna değinmiştik. Select komutuyla birkaç işlem yaptık, örnek uygulama geliştirdik. Şimdi ne yapacağız? Daha doğrusu örnek sorgu yaptık, uygulama değil de örnek sorgular yaptık. Bu derste where ifadesine giriş yapacağız. Nedir where ifadesi? Şöyle birkaç teorik cümle kuralım, ondan sonra sorgularımızı yazmaya başlayalım. Select ifadesiyle beraber listelediğimiz verilerde bazı kısıtlamalara gitmek isteyebiliriz. Hani şöyle somut bir örnek verecek olursam, örneğin düşünün ki bir kütüphane veri tabanımız var. Kütüphane veri tabanımız içerisinde kitaplık diye bir tablomuz var. Birazdan oluşturacağız. Bu kitaplık tablomuzda var olan kitapların listesini görmek istiyoruz. Ama şöyle görmek istiyoruz. Örneğin yazarı Reşat Nuri Güntekin olan kitapları görmek istiyoruz. Veya sayfa sayısı işte 50'den fazla olan kitapları ya da kategorisi çocuk kitapları olan çocuk olan kitapları görmek istiyoruz vesaire. Bu şekilde. O zaman ne yapalım? SQL'imizi başlatalım. Kütüphane olsun. Aslında kütüphane olmasını da istemiyordum. Çünkü fiyat falan da koyacağız. Kitaplık diye bir veri tabanım vardı. Onun içi boştu, değil mi? Tablo kısmı. Tamam, tablo kısmı boş. Hemen şu kitaplık veri tabanımızı kullanarak tablomuzu oluşturalım. Şuraya şöyle use kitaplık deyip başlayalım. Create table. Ne olsun tablomuzun adı? Kitap olsun. Kitaplık tablomuzdaki kitap adlı tablomuz. Parantezimizi açtık. Ne diyelim? Kitap no. Kitabın her kitabın bir numarası olsun. Int olsun. Ondan sonra virgül. Kitap at. Varchar kaç olsun kitabın adı? 50 karaktere kadar olsun. Ondan sonra kitap yazar. Varchar 30 olsun. Virgül. Kitap sayfa. Şimdi kitap sayfa üzerinde aritmetik işlem yapacağız. O yüzden ne yapalım? Small int kullanabiliriz mesela. Small int virgül kitabın numarası, adı, yazarı, sayfası. Başka ne ekleyeceğiz? Kitabın numarası, adı, sayfası, yazarı. Bir de bir şey daha. Kitap fiyat. Kitap fiyat. Kitap fiyat ne olsun? Int olsun. Ondan sonra kitap tarih. Bu tarihten kastım basım tarihi. Date time olarak kullanılır ama small date time. Small date time. Small date time. Bir de kitap yayın evi olsun. Kitap yayın evi de var çağır. Kaç olsun? 50 olsun. Ve bir parantez daha kapattığınız zaman execute dedim. Başarılı bir şekilde kaydetti. Şimdi normalde bu alanı da komutlarla veri giriş yapmak gerekiyor ama şu an insert komutunu henüz anlatmadım. O yüzden bu alanın komutlarını şimdilik saklayalım. Şöyle tables kısmına refresh attım. Hemen tablom geldi. Bir bakalım design kısmında da doğru mu alanlarımız. Kitap mı int? Kitap adı varchar. Kitap yazar varchar. Kitap sayfası small int. Kitap fiyat int. Tarih small date time yayın evi varchar. Güzel. Şimdi hemen birkaç tane kitap girip başlayalım. Bir, siz de bu sırada kitap girişi yapabilirsiniz. Çalı kuşu. Reşat Nuri Güntekin. Kitap sayfası yaklaşık 200 sayfa. Kitap fiyatı 10 TL olsun. Kitap fiyatı için ne kullanmıştık biz? Int kullandık. Şimdilik money kullanmayalım. Tamam. Kitap tarih. Basıldığı tarihi yazalım mı? Yazalım bakalım şimdilik. İşte atıyorum ne olsun? 05 01 2015. 5 Ocak 2015 olsun. Burada saati de veriyor. Sadece date kullanalım burada. Small date. Sadece tarih kullanalım. Date tekrar edeyim. Şuraya execute. Aa, gitti kaydımız. Ne diyorduk? Çalı kuşu. Reşat Nuri Güntekin. Güntekin. Kitap sayfa 200.
Fiyatı 10 lira. Tarih 05.01.2015 olsun. Ondan sonra yayın evi işte Güneş yayın evi. Sallıyorum yayın evlerini. Böyle yayın evleri de olabilir. İkinci kitap ne olsun? İşte Palto diyelim. Yazar Gogol. Kitap sayfası 80. Kitap fiyatı 5 lira olsun. Tarih 08.01.2015. Şimdiki 2015 kullanıyoruz. Hani gittikçe tarihi 2016'ya yaklaştıracağız. Yayın evi. Bu da Yıldız Yayın Evi olsun. Gök Cisimleri olsun hep yayın evleri. Toplamda 5 tane kayıt ekleyeceğim. Çalıkuşu Palto dedim. Son adı diyelim. Zülfü Livaneli. Kitap sayfa 300 diyelim. Ondan sonra kitap fiyatı 12 TL diyelim. Kitap tarihi 08.02.2015 ve kitap yayın evi. Bunu da Yıldız Yayın Evi çıkarmış olsun. 4. Toros Canavarı. Kitap yazarı Aziz Nesin diyelim. Kitap sayfa 75. Kitap fiyatı 6 lira. Yayın evi 03. Önce tarih girelim. Ve yayın evi de işte ne olsun, bu da Merkür olsun. 5. Bu kısım biraz sıkabilir sizi. Birkaç tane kayıt girmem lazım. Hani beraber gidelim. Çünkü SQL videolarımız boyunca herhalde muhtemelen bu tabloyu kullanarak gideriz. İlerleyen işte insert komutunda update ederek de diğer yine süslemelerimizde falan da bu tabloyla devam edeceğiz. O yüzden bunu kullanabiliriz. Sonra siyah lale diyelim. Siyah lale. Alexander Dumas olması lazım. Umarım doğru yazmışımdır. 220 sayfa. 7 TL olsun. Sonra 05.05.2015. Yayın evi de Jüpiter olsun bu da. Jüpiter. Bir kayıt daha gidelim. Ondan sonra sorguya başlayacağız. Siyah lale dedim. Ondan sonra Beyaz Zambaklar ülkesinde. Okumadıysanız Beyaz Zambaklar ülkesinde mutlaka okuyun. Gerçekten okunması gereken başlıklardan biri. Finlandiya halkının nasıl kalkındığıyla ilgili çok da güzel, akıcı bir kitap. Hani bir gecede bitirebilirsiniz. 210 sayfa diyelim. Kitap fiyatı, bunu da 5 lira yapalım. Ondan sonra tarihini de 08.04.2015 diyelim. Yayın evi de ne olsun? Güneş, Yıldız, Merkür, Jüpiter, Ay olsun da. Ay yayını. 6 tane yayını oluşturduk. Şimdi sorguma dönüyorum. Yeni bir sorgu oluşturacağım burada. Şurada benim bir sorgum var mıydı? Vardı, neyse. Onun üzerinden devam edelim. Burayı silelim. Diyorum ki geçen ders oluşturmuş olduğum komplar. Serek, Yıldız, From. Ne diyeceğim? Kitap. Kitaplık adlı tablomda kitap adlı alanını getir. Ne yaptı? Bana kitap adlı tablomdaki alanları getirdi. Invalid object name. Geçersiz at diyor. Bu geçersiz at diyor ama getiriyor. Sebebi hani sorguyu kaydetmeden, yani bağlantı açıkken yaptık. O yüzden şu anda altını çiziyor. Bağlantı kapanıp ya da işte SQL kapanıp açıldığı zaman bu altındaki kırmızı çizgi kalkacaktır. Ne yaptık? Select Yıldız from kitap dedik. Select Yıldız from kitap dediğim zaman ne yaptı? Bana bütün alanları getirdi. Şimdi peki where ifadesini nerede kullanacağız? Ben şurada bir disconnect yapıp deneyeyim. Ondan sonra bir SQL'de deneyelim şöyle. Yeniden bağlayalım bakalım. Yine o hatayı verecek mi? Neyi kullanacağım diyoruz. Kitaplığı kullanacağım. Kitaplık. Şimdi masa tarayı yapıştıramadım. Select Yıldız from. Bir dakika, şunu bir hafızaya aldırım. Select Yıldız from kitap. Execute dedim. Aa, yine altı çizeceğim. Kapatıp açalım şunu. Üzülecektir muhtemelen şimdi. Connect dedim. Use kitaplık diyelim. Ondan sonra Select Yıldız from kitap dedim. Şimdi düzeldi, kapatıp açtım. Bu şekilde ne yaptım? Kitaplarımı getirmiş oldum. Peki kitaplarım geldi. Güzel. Ben mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum.
Kitap sayfa sayısı ya da kitap adıyla başlayalım. Örneğin kitap adı palto olanı getirmek istiyorum. Sadece palto olan kaydı getirmek istiyorum. Diyorum ki ver, ver. Daha önce C# Form'da kullanmıştık, o dersi seyreden arkadaşlar hatırlarlar. Ver. Kitap ad geldi alalım. Eşittir. Tek tırnak içerisinde, sintaksi tek tırnak unutmayın. Palto olanı bana getir diyeceğim. Execute dedim. Ne yaptı? Kitap adı palto olanı bana getirdi. Ya da kitap adı Toros dedim. Execute ettim. Getirmedi. Neden? Çünkü içerisinde Toros geçen bir kitap var ama kitabın asıl adı Toros değil. Toros neyi? Toros canavarı. Execute ettim. Şimdi bana getirdi. Mesela ilerleyen kısımlarda, ilerleyen dersler olur muhtemelen. Şöyle şeyler yapacağız. İşte içerisinde A harfi geçen ya da içerisinde işte şu kelime geçen veya A harfiyle başlayan şeklinde ne yapacağız? Kayıtlarda getireceğiz. Tekrar kayıtlarımızın tamamı gelsin. Veya şöyle bir kısıtlama getirmek istiyorum. Ver. Kitap sayfa büyüktür mesela. Kitap sayfası büyüktür. 150 olan kayıtları bana getirsin. Noktalı virgül de koyabilirim sonuna. Dilerseniz koymayabilirsiniz. İki şekilde de çalışacaklar. Execute ettim. Ne yaptı? Kitap sayfa sayısı 150'den büyükleri getirdi. Bir de küçüktür ifadesini kullanalım. Kitap sayfa sayısı 150'den küçük olanları getirsin. Ne yaptı? Bu şekilde bana kitap sayfa sayısı 150'den küçük olanları da getirmiş oldu. Şimdi burada and, or, between gibi ifadeler de kullanacağız ama bu derste değil. Bu ders where komutuna giriş yapmış olduk. Hem de ilerleyen derslerde kullanacağımız tablomuzu oluşturmuş olduk. Şimdi devam edeceğiz. Videolara gün içerisinde yeni videolar gelecek. Yalnız ne diyecektim? Kitap fiyatı ile ilgili bir şey mi söyleyecektim? Kitap fiyatı ile ilgili değildi. Kayıtlar. Gelecek ders. Neyse gelecek ders. Devam edeceğiz onlara. Aklımda birkaç şey vardı da onları bir düşünüyordum. Ver dedim. İşte ondan sonra örneğin bir de kitap yazarla ilgili bir sorgu yapıp ondan sonra sorgumuzu bu kısımlar için sorgumuzu tamamlayalım. Sonra gelecek derste şeylerle şu and or ifadeleriyle kaldığımız yerden devam edelim. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Çok uzun olmayacak bu kez videolar. Form veya konsol videolarında daha uzundu videolar. Bu kez biraz daha kısa olacak. 50 ders demiştim. Bu 50 dersi muhtemelen uzayacaktır. 100 derse kadar yolu var ama 100 dersi geçmez. Benim tahminim 75 ile 100 arasında bir sınırda duracak. Çünkü videolar kısa. Kısa olması sizin açınızdan da biraz iyi. Nasıl iyi? Şöyle ki bir dakika. Kim vardı mesela? Reşat Nuri vardı. Reşat Nuri, Güntekin. En azından gün içerisinde belli sayıda videolar seyredebilirsiniz. Hani kendinize küçük sınırlar koyun. Atıyorum şey deyin işte bugün 3 tane SQL videosu seyredeceğim ya da bugün 2 tane SQL videosu seyredeceğim, onları uygulayacağım şeklinde bir yöntem seyredebilirsiniz. Gelecek derste bu ver ifadesini yavaş yavaş süslemelerine gireceğiz. Operatörlere de değineceğiz. Operatörlerden kastım neler arkadaşlar? İşte and, or falan bu tarz ifadeler. Ben de bu kaydı durdurayım. Bir sonraki video için hazırlık yapacağım. Bu arada yeni kayıtlar gireyim. Siz de yeni kayıtlar girin. Kendinize en azından bir şöyle 15-16 tane falan kitabınız olsun. Daha fazla alanımız olsun. Daha çeşitli örnek yapalım. Bir sonraki derste, 9. derste ver ifadesinin operatörlerle beraber kullanımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.